geçmiş hızla nazaran biraz daha düşük ama. Evet, tabii tek aday olunca genelde kongreler böyle oluyor. Ama gönül isterdi ki burası hınca hınçta olsun. Çünkü Fenerbahçe galibiyetimiz biliyorsun işte hepimizi çok mutlu etti. Ben Ankara'da bir grup milletvekili arkadaşımla birlikte maçı izledim. Bir Türkiye mozaiği vardı orada. Bütün Türkiye'nin her ilinden hemen hemen milletvekili arkadaşım vardı. Her biri kalkıp beni tek tek tebrik ettiler. Yani Trabzonspor böyle iftihar ettiğimiz, böyle gurur duyduğumuz şehrimizin en önemli dinamiği, bizlerin moral kaynağı. O yüzden kongremizin de ona uygun olması, buranın coşkulu bir kalabalıkla dolu olması bizleri mutlu ederdi ama o kalabalığı göremedik. Ondan biraz üzgünüm açıkçası. Umut ediyorum bundan sonraki kongrelerimiz daha renkli. Herkes çocuğuyla, eşiyle kongremize gelir. Çok renkli bir tablo burada olur. Ve Türkiye'ye buradan spor adına, dostluk, kardeşlik adına çok güzel mesajlar verilir. İyi bir Trabzonsporlu olduğunuzu biliyoruz. Gerek sosyal medya paylaşımı, gerek de kişisel olarak tanıyoruz. 8 aylık bir yönetim görevi devralmıştınız. Evet. Nasıl buldunuz Ahmet Ağoğlu yönetimini? Şöyle söyleyeyim, yani ben Sayın Ahmet Ağoğlu'nu ve yönetimini dikkatle takip etmeye çalışıyorum. Çok doğru işleri yapmaya çalıştıkları kanaatindeyim. Yani geçmiş dönemlerde alınan birçok futbolcu arkadaşımız var mesela. Birçok bedeller ödenmiş ama sahaya çıkıp topa bir defa ayak vurmadan geri gönderilen birçok insan var. Bu dönemde öyle bir olayın olmadığını görüyorum. Alınan birçok topçunun kulübe faydalı olmaya çalıştığını ya da kulübe faydalı olabilecek, takıma katkı yapabilecek insanların alındığını dün hatta Sayın Ağoğlu konuşmasında da ifade etti. 5 tane yabancı futbolcu aldık dedi. 5'ini de oynattık. 5'inden de faydalandık. Dün ikisi de gol attı. Aynen öyle. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bir de tabii Türk sporunun, Türk futbolunun genel bir sıkıntısı var. Bunu aslında konuşmadan bu tür tahlilleri yapmak da doğru değil. Kulüplere sınırsız yabancı futbolcu oynanma hakkı tanıtıldı biliyorsunuz, tanındı. Dolayısıyla bütün kulüpler kendi yerel unsurlarımızı, gençlerimiz değil de işte yabancı futbolcuları alıp oynatma durumunda kalıyor. Ve bu da kulüplerin borç batağına sürüklenmesinin önemli bir sebebi aslında. Ben bu rakamların kısıtlanması gerektiğine inanıyorum. Yani bir takım 11 tane yabancı ile sahaya çıkabiliyor. Böyle bir uygulamayı kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Amatör spora destek verilmeli. Bizim altyapımızdan insanlar yetiştirmeli. Geçmişte zaten Trabzonspor'un başarılı olduğu o dönemlere, o şampiyonlukları yaşadığımız dönemlere baktığın zaman hepsi Trabzon'un çocuklarıydı. Ağırlıklı olarak öyleydi. Yine o ruha, o anlayışa ihtiyacımız var. Aslında bu reçete Türk sporunda kurtuluş reçetesi. Bugün şimdi Trabzonspor'un borcu, herkesi ürkütür boyutta bir borcu var maalesef. Ama sadece Trabzonspor'a özgü değil bir borç. Galatasaray'a bakıyorsunuz, Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, Beşiktaş'a bakıyorsunuz, diğer kulüplere bakıyorsunuz. Hepsinin bu tür borç sarmalı içinde olduğunu görüyorsunuz. Bunun da temel sebebi bu sınırsız yabancı futbolcu oynatma. Sayın Vekim, geçenlerde de Akyazı'yı gündeme taşıdınız. Evet. Dikkat çeken bir paylaşımdı. Bu konuyla ilgili herhangi bir geri dönüş alabildiniz mi? Bu konu nasıl yapılmalı? Trabzonspor hangi yolu izlemeli? Şöyle söyleyeyim. Çok olumlu geri dönüşler aldım elbette. Yani şöyle düşünün. Bizim bir efsane stadımız var. Trabzonspor'la, Trabzon'la özdeşleşmiş, bütün başarıları yaşadığımız, kupaları aldığımız, şampiyon olduğumuz, dünyaya meydan okuduğumuz, birçok dünya devini yendiğimiz bir Avnaker stadımız vardı. Bütün bu geçmişimizden, bütün bu anlarımızdan Akyazı'daki spor kompleksi için vazgeçtik biz. Değil mi? Artı Yavuz Selim sahamızdan vazgeçtik. Artı Akçaabat'ta Fatih Stadı'ndan vazgeçtik. Tabii böyle bir protokol imzalandı TOKİ ile ve sonucunda Trabzonspor buradan çıktı. Şimdi Akyazı'ya gitti ama Akyazı'daki şeye bakıyorsun Trabzonspor stadı kullanıyor ve kira ödeyerek kullanıyor. Ya, Trabzonspor'un zaten ekonomik durumu ortada. Madem bu kadar şeyden, bu kadar geçmişinden, bu kadar değerlerinden vazgeçti bu kulüp, bu kulübe hizmet edilecekse, bu kulübe eğer bir iyilik yapılacaksa, bu kulübe katkı verilecekse o zaman orada Trabzonspor'un adına burası tahsis edilsin, burası kulübün olsun. Yani bu şehirden alınanlara bakıyorsun, karşılığında verilenlere bakıyorsun. O da kira karşılığı vermiş. Ben bunu kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Tesislerin oradaki Akyazı kompleksindeki spor tesislerinde de sadece stadyumu kullanma hakkı bizim. Onun dışındaki bütün tesisler gençlik sporun ve stadyumda da kiracıyız. Trabzonspor evinde kiracı olmaz, Trabzonspor evinde ev sahibi olmalı. Son sorumu sorayım. Yeri değil ama seçim dönemi var önümüzde. Evet. CHP'nin adaylarında son durumu öğrenebilir miyiz? Belli oldu mu?
Yani titiz bir çalışma yapıyoruz. Bizim adaylarımız böyle oturup iki kişi, üç kişinin karar verici adaylar olmaz. Bizim adaylarımız sokağın sesi dinlenerek karar verilen adaylar olur. Halkın talepleri dikkate alınarak karar verilen adaylar olur. O anlamda acele etmiyoruz. En doğru bu şehri kucaklayacak, şehirde kabul görecek projeleriyle, liyakatiyle, kişiliğiyle, duruşuyla, insanlarla kurduğu ilişkilerle bu şehri tekrar o eski havasına, o güzel günlerine döndürecek. Yani bugün üzülerek söylüyorum, bir Trabzon milletvekili olarak üzülerek söylüyorum, Trabzon yaşanmaz hale geldi. Çok büyük sıkıntılar var bu şehirde bugün. Trafikten tutun, yapılaşmaya kadar, her alanda, yolların durumundan tutun, temizliğe kadar. Efendime söyleyeyim, denizimizin kirliliğinden tutun, doğal katliamlara kadar. Bu şehir gerçekten kendi kimliğine dönmeli, o geçmiş güzel günlerine tekrar dönmeli. Bu da ancak doğru yöneticileri seçerek olur. Bakın, yöneticilik o kadar kıymetli, o kadar önemli bir kavram ki. Şöyle düşünün, yan yana iki ilçe. Bakıyorsun bir tanesi çok iyi, çok iyi durumda. Pırıl pırıl sokakları, insanların yaşam kalitesi yüksek, parklarıyla, yeşil alanlarıyla insanlar mutlu. Hemen yanı başında ilçede yaşayanlar mutlu değil. Nereden kaynaklanıyor? İşte yönetici fark. Ya da iki tane yan yana il düşünün. Biri bakıyorsun trafik sıkıntısı yaşamıyor, tertemiz çevre, doğal alanlar, parklar, bahçeler, denize girilebilir alanlar. İnsanlar huzurlu mutlu yaşıyor. Yanındaki ilde farklı bir tablo var. Bu da yönetici farkından kaynaklanıyor. Ülkeler için de böyle. Yönetici o yüzden çok önemli. Yöneticinin bu kadar önemli olduğu noktada bizler de yöneticilerimizi çok dikkatli titiz seçmek zorundayız. Şimdi bir kentin kaderini teslim edeceğimiz insanı oturup iki kişi kafa kafaya vererek karar veremeyiz. Sokağı dinlemek zorundayız, halkı dinlemek zorundayız, halkın taleplerini dikkate almak zorundayız. Bu titizlikte biz bu çalışmayı yapıyoruz. Yakın bir gelecekte Trabzon'un içine sinecek, Trabzon'un bütün o özlemlerini giderebilecek ve Trabzonlu'nun derdine derman olacak bir adayla sahaya çıkacağız. Bu seçimleri Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak alacağız. Önümüzdeki haftalarda diyelim. Yani net bir tarih koymak istemiyorum ama ayın 6'sında birçok şehirde, birçok ilçede adaylarımız belli olacak. Sanıyorum o takvim dilimi içerisinde Trabzon'da belli olmuş olacak. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya.